adaylarının iyice somutlaşmasından sonra İyi Parti kendisinin 2028'i hedefleyen stratejisini tamamen yürürlüğe koyduğunu söyleyebiliriz. Sayın Meral Akşener adeta 1 Nisan günü bir 1 Nisan şakasıyla karşılaşmamak için elinde ne kadar güç varsa Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanmış kazanmamış ya da ne olacaksa olsun o 9,8'lik oyun üstüne çıkacak %10'lu herhangi bir rakamın arayışı içinde. Burada ilk bakış açısının Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmaması üzerine kurulu bir stratejiden çok kendini kurtarma ve yapılan bir takım kamuoyu araştırmalarında mevcutta aldığı o 9,8'lik oyun çok daha gerilerine işte 6 puana, 7 puana, 8 puana düştüğünü gösteren birçok araştırma var. Evet. Buralara gerilemeyi bırakın daha aşağı gelebileceği bazı kentlerde işte biliyorsunuz İstanbul'da %8 civarında oyu var. Ankara'da %10'ların üzerinde, keza İzmir'de öyle, Bursa'da da öyle. Yani birçok yerde %10'ların üzerinde oyu olan bir siyasi partinin şu anda o oylarını toparlamakta çok güçlük çekeceği düşünülüyordu ki işte her yerde senin de söylediğin gibi kendisinin en güçlü olarak adlandırılabilen bütün kartlarını Ankara'yı, İzmir'i, Ankara'da biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı zamanda eski liderini Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan bir kişiyi aday gösterdi. Şu anda bütün silahlarını kullanarak 1 Nisan'da tekrar yola devam edebileceği bir kurguyu Peki kendisini 2000 Suat, Evet. acaba hakikaten 1 Nisan'da yola devam edeceği bir kurgu çıkar mı? Çünkü ben şöyle görüyorum bu fotoğrafı. Yurttaş nihayetinde şöyle bir kutuplaşma var Türkiye'de. Bir, Atatürk Türkiye'siyle sorunu olan son derece antidemokratik, faşizan bir iktidar ve ortakları. Öte tarafta da demokrasi olabildiğince savunan ve demokrasi çizgisinde buluşan çeşitli partiler, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere. Şimdi bu dengede İyi Parti bu faşizan iktidarın lehine bir sonuca neden olursa bunun halktaki karşılığı ne olur sence? Yani sanki 2028'e de devam edemez gibi düşünüyorum. Yani böyle bir tabloya Şimdi neden olursa. evet şimdi bağlayacağım yer orasıydı. Bu evdeki hesap. Tabii ki evdeki hesap seçmene ve seçmenin iradesine. Bugüne kadar söylediklerinin tam tersi bir tutum takındığı için de yani Sayın İmamoğlu'na, Sayın Yavaş'a karşı nasıl bir tutum izlediğini, onları Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına dahi aday gösteren bir Meral Akşener'den şimdi sanki kazanmamaları için aday gösteren bir siyasi parti konumuna sürüklendiğinden de zaten biraz önce bu kamuoyu araştırmalarına özellikle değindim. Birçok İyi Partili hatta İyi Parti'nin örgütündeki birçok insan her yerde kitleler halinde denilecek kadar fazla sayıda ayrılıyorlar. Dolayısıyla bu şu anda bir karşılık oluşturmamış gözüküyor. Üstelik kamuoyu araştırmaları tarafından da doğrulanan bir biçimde. Ancak Sayın Çömez'in, Sayın Buğra Kavuncu'nun bu adaylıkları işte bu çöküşün yani bir nevi oyların artık gittikçe %5'lere doğru gerileyen bir havada olmasının bir yansıması. Bunları toparlamak, bu inişi düşürmek hatta bir heyecan yaratmak, kendisinin de iddialı olduğunu gösterebilmek için bu yöntemi izliyor. Ama şu anda bunun ben açıkçası bir karşılık yaratabileceğini çok düşünmüyorum. Bir de İstanbul'da ve Ankara'da ve diğer şehirlerde artık ortaya çıkan bazı adaylar İyi Parti'nin seçmeni açısından da sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelme tabanında bir ittifaktan birleşme ötesinde farklı adaylar, Zafer Partisi'nin adaylarına da belli bir eğilim gösterebilirler. Yani burada bir toparlanacağım derken tam tersi bir etkiyi özellikle İstanbul'da ve Ankara'da yaşama olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Fakat şunu da belirtmek lazım. Bütün bunlar sevgili Tuncay ne olursa olsun salt İyi Parti'nin gösterdiği adaylıklarla ilgili bir mesele değil. Burada iki tane anahtar parti var şu anda. Biri yeniden Refah Partisi, ikincisi de tabii ki DEM Parti. Buradaki adaylaşmalar da bu bahsettiğimiz, analizini yaptığımız her şeyi etkileyebilecek oranda. Yani şöyle düşünülebilir. Ya İyi Parti'nin seçmeni zaten yenilen refahla ne ilgisi var? Hayır.
AK Parti'den bir biçimde eğer stratejik yönelimini Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninden oy almaya değil, örneğin Burak Avuncu, örneğin Sayın Çömez veya Ankara'daki aday, eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Zafer Partisi'nden, yani kampanya kurgularını bunun üzerine koyarlarsa, işte o zaman belki o bekledikleri kopuş ya da olası kopuşların da belki o anlamda önüne geçebilirler. Ama bir bölen tamamen Cumhuriyet Halk Partisi tabanına, tamamen onun söylemine, yani muhalefete muhalefet yapmayı sürdürdüklerinde ben çok ciddi bir hayal kırıklığının İyi Parti'yi beklediğini düşünüyorum. Suat, Başak Demirtaş'ın adaylığına ne diyorsun? Şimdi o çok önemli bir konu ve aslında o konu sevgili Tuncay çok ayrıntılı ve çok farklı bir konu diye düşünüyorum. Çünkü burada da biz artık Kürt hareketinin, özellikle DEM Parti'nin kendi içinde bölünmeler, hatta devletin tekrar işte burada Leyla Zana'nın yaptığı Evet. açıklamalar, Açılımı Demirtaş'ın yaptığı buzdolabından indirelim açıklamalar. dedi. Evet, bütün bunların hepsi sanki, tabii ki bunu bir analiz olarak söylüyorum, bir duyum, bilgi olarak değil. Sanki bir takım görüşmeler yapılıyor ya da bir görüşme iddiaları var. Tam da bu seçim arifesinde böyle yeni bir çözüm süreci gibi bir şeyin çok da olası olduğunu düşünmüyorum. Ama bu DEM Parti içinde ayrışmaların ortaya çıktığını, aktif siyaseti bıraktım diyen Selahattin Demirtaş'ın artık yeniden aktif siyasete döndüğünü ve hatta belli yerleri belirlemeye çalıştığını, bir tık daha üstü belli pazarlıkların da üzerinde bir şey yaratmaya, yani eli yükseltmeye çalıştığını düşünüyorum. Ama buradan şu düşünülmemeli: DEM Parti bir monoblok bir şey değil. Hatta bu büyük bir hayal kırıklığı da yaratabilir DEM Partilerin tabanında, ama Başak Demirtaş'ın adaylığı DEM Parti tarafından güzel değerlendirdik ama uygun görmedik biçiminde de karşılanabilir. Yani burada mesele Başak Demirtaş adaylığını koydu. DEM Parti hemen onu aday gösterecek biçiminde bir süreç söz konusu değil. Daha çok Selahattin Demirtaş'ın sürece çok doğrudan bir müdahalesini görüyoruz. Ama bu yine DEM Parti'nin içinde, yani Kürt hareketi içinde. Burada işte Abdullah Öcalan'ın nasıl bir rol aldığı, ne yöne doğru gideceği, mesela silahların bırakılması üzerinden yeniden bir söylem üretilip üretilmeyeceği gibi çok fazla soru işareti var. Bunların yakın bir zaman içinde, özellikle bu seçim süreci içinde hepsinin birden yanıta kavuşması ya da bir propagandanın ya da seçim sürecinin parçası olması da güç. Yani bunu dönüp hepsini HDP seçmenine anlatmak güç. Dolayısıyla ben burada daha çok Sayın Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş'ın eşiyle birlikte bir müdahalesinden söz edilebileceğini, bir pazarlık kartını yukarı çıkartmaktan. Burada şuna da değinmeden olmaz: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şeffaf tutumunun aslında bir de sonucunu görüyoruz sevgili Tuncay. Yani Nasıl? açıktan şeffaf bir biçimde görüşmenin aslında Kürt hareketinin içinde de bazı şeyleri açığa çıkardığını, orada da bir netleşmeye onları zorladığını görüyoruz. Yani ısrarla bizi görmezden gelen, bizi yok sayan bir tutum izliyorsunuz diyen DEM Parti, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamam açık şeffaf bir biçimde görüşüyoruz, birlikte resim de veriyoruz dediği andan itibaren şu anda aday ve adaylaşmalarla ilgili şu anda gördüğümüz manzarayı yaşamak zorunda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarıyla ilgili bir uzlaşma, kendilerinin de başka illerde bir uzlaşma aranacaksa, şu anda en kritik ilin çok açık bir biçimde İstanbul olduğu açık. Evet. Dolayısıyla DEM Parti'nin sadece Başak Demirtaş'ı aday gösterip göstermeme, kendi içindeki hesaplaşmadan çok Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte nerede nasıl yürüyeceği konusunda da bu sürecin bizi daha fazla konuşturacağını düşünüyorum. Yani şu anda henüz bence bu konuda netleşmiş, açık adım şöyle bir sonuca varacak gibi bir analiz yapmak güç. Bence şu Başak Demirtaş adaylığı konusu bir DEM Parti'de netleşsin. Bence ondan sonra biraz daha net bir şeyler söyleme şansı var. Evet, DEM Parti'nin yerel seçim kartını şu anda okumak çok mümkün değil diyorsun. Son Evet. olarak şunu da sorayım Suat. Tabii programın başında Gökhan Günaydın konuğumuzdu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili biliyorsun. Dedi ki ittifakı biz sokakta kuracağız. Yurttaş bazında bir ittifak kurulacaktır diyor. O yüzden diyor İyi Parti de yoluna baksın. Ben İyi Parti'ye şunu yap bunu yap diyemem diyor. O da bir siyasi partidir.
kendileri için ne doğruysa onu yapsın diyor. Son derece böyle rahat ve İyi Parti'ye de aslında müdahale etmeyen ya da dilini sertleştirmeyen bir tutum sergiledi Gökhan Günaydın'da. Hani biz kendi işimize bakarız dedi, biz bu seçimleri kazanacağız dedi. Yurttaş üzerinde bir ittifak kurulacaktır, yurttaş bunu düşünür dedi. Yani az önce aktardığım, yani faşist çizgideki bu iktidara mı, bu demokrasiyi ortadan kaldıran, hukuku katleden iktidara yarayacak bir sonucu vatandaş bilir ve ona göre oy verir dedi aslında. Sen de öyle mi düşünüyorsun? Çünkü özellikle İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun AKP'ye yakın anket şirketlerinden birine açık ara farkla çıktığını görüyoruz. Şimdi tabii orada bir açık ara fark var. Hemen anketlerden gireyim sevgili Tuncay. Fakat o kararsızlar dağıtılmadan var. Dolayısıyla o kararsızların yapısı konusunda biz geçmiş seçimlerde de şimdi yoğurttan dilimiz, sütten yani yoğurt meselesi dilimiz yandı. Dolayısıyla artık ona çok dikkatli bakmak lazım. Evet, arada bir fark var. Bu aslında son yaklaştığımızda biraz daha fazlaydı. %5'in üzerindeydi. Şimdi %5'in altına doğru geliyor. Hem Sayın Yavaş'ın hem de Sayın İmamoğlu'nun gerçekten önde olduğunu görüyoruz. Yani iktidar yanlısı anketlerde bile. Ama şunu açık yüreklilikle söylemek lazım. Sayın Gökhan Günaydın'ın tavrı aslında artık gelinen son nokta açısından zorunlu tavır. Yani bir siyasi partinin peşinde koşan, sürekli ittifak arayışında onlar olmazsa olmazmış gibi bir tutum, hele bu kadar kısa bir zaman kalmış, evet, bir seçimde, evet, siyasal iletişim açısından da tamamen yanlış. Çok doğru. Herkes, evet, kendi yoluna tavrını, evet ben de açıkçası doğrusu bu. Yalnız şu gerçekliği de asla unutmayalım. Yani biz dışarıdan analistler, gözlemciler olarak şunun farkındayız. 2019'u kazandıran ittifaktı. Şimdi sen eğer 2024'te yine kazanacaksan, evet, kaçınılmaz olarak yine ittifak ya da yeni Otukakoğlu, yeni adıyla işbirliği, ama işbirliği de kurmuyorsan bunu seçmen sandıkta kendisi kurar. Evet. Seçmeni küçümsememek gerekir. Seçmenin aydınlık aklı nerede bulabileceğini ve bunun da sonucunun ne olabileceğini iyi değerlendirebileceğini de tahmin etmek gerekir. Bunu yok saymamak gerekir. Çünkü biraz önce işaret ettiğim gibi Türkiye bu 2024 seçimiyle 4 yıl seçimi yok 2028'e kadar. Evet. 2024'ten sonra Türkiye şu anda 14-28 Mayıs'ta artık bir otoriter rejime evrildi. Biz 31 Mart'tan sonra o otoriter rejimin çok daha ağır bir sürecini yaşamayla karşı karşıyayız. Yani insanlar bu tabandaki ittifaka bu anlamda güveniyorum. İnsanlar nasıl bir yerde yaşayacaklarını, yaşam adalarını, yaşadıkları o cendere yapısının içine mi girecekler, yaşam adalarını koruyacaklar mı, korumayacaklar mı? Özellikle seküler, milliyetçi veya işte ortada, orta sahada herhangi bir şekilde tanımladığımız Cumhuriyet Halk Partisi tabanında, İyi Parti tabanında, hatta Zafer Partisi tabanında kim olursa olsun nasıl bir ülkede yaşamak istediğiyle de ilgili bir seçimle karşı karşıya, evet, olduğunu, evet, örneğin kentli Kürt seçmende kararlaştıracak. Yani şunu da son olarak söyleyeyim. Başak Demirtaş diyelim ki adaylaştı. Biliyoruz Kürt seçmen disiplinli bir seçmendir. Yukarıdan aşağı oyunu belli bir düzeyde kullanır, partisini dinler. Ama artık büyük şehirlerde bu büyük şehirlerin göz göre göre AK Parti'ye geçip geçmeyeceğine, büyük şehirde yaşayan o seküler Kürt seçmen de başka bir açıdan bakarak, evet, kendini sorgulayarak karar verecek. Yani taban ittifakı stratejisini küçümsememek lazım. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Suat Özçelebi, yayına katıldığın için, değerlendirmelerin için. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler, hızla